Merhaba, ben Ozan. İlk bölümde Pisagor sisteminde mükemmel aralıklar olan oktavı, beşliği ve dörtlüğü incelemiştik. Sırada bunları birbirine ekleyip çıkararak o kadar da mükemmel olmayan aralıkları bulacağız. Dörtlü, beşli, oktav derken diğer aralıkları bulacağız. Beşli ile dörtlünün farkıyla oluşan ve adına tam ses ya da büyük ikili denilen aralıkla başlayalım. Aralıkları birbirinden çıkarmak için oranlarını bölüyoruz. Bu durumda beşli 3'e 2 ile ters çevrilmiş dörtlü olan 3'e 4'ü. 3 kere 3 9, 2 kere 4 8. Sonuç 9'a 8 ve bu da bize tam sesi veriyor. Latincesi tonus, Türk müziğinde ise tanini deniyor. İkisinin de kökenlerinde ama Yunanca'dan ama Arapça'dan tınlama anlamına gelen sözcükler var. Her ne kadar aralarında bir fark olan önceki oranlarla yüzeysel bir benzerliği olsa da tam ses aynı anda duyulduğunda uyumlu bir aralık olarak kabul edilmiyor. Ancak ezgi oluşturmak için arka arkaya eklenerek kullanılabiliyor. Biraz sonra inceleyeceğimiz yarım sese göre daha sert bir karakteri var. Acaba dedim, babamın bağlaması da Pisagoryen prensibe uyuyor mu? Oldukça yakın. Bunun akordunu sen bozdunuz ha? Yo, ne alaka ya? Bu tam sesten iki tane üst üste ekler, yani oranlarını çarparsak büyük üçlüyü buluruz. Ama sonuç hiç de az önceki değerler gibi yalın değil. Geçen bölümde uyumluluğun basit oranlardan geçtiğinden bahsetmiştim. Bu yüzden bu aralık çağlar boyunca sert ve uyumsuz kabul edilmiş. Ve bu sertlik mi ve la notaları ile ilişkilendirilmiş. Müzik teorisi bilenler şaşırabilir. Ancak bu üçlünün piyanodaki büyük üçlüden bile daha dik olduğunu söylemeliyim. Artık Pisagor deyince sadece dik üçgeni değil, dik üçlüyü de hatırlayacaksınız. Büyük üçlüden sonra küçüğünü dörtlüden tam ses çıkararak bulabiliriz. Bu da büyüğü gibi karmaşık bir orana sahip, ancak ondan daha yumuşak duyuluyor. Çünkü içinde iki tam ses yerine bir tam bir de yarım ses var. Yarım sesi bulmak için ise büyük üçlü ile dörtlü arasındaki aralığa bakacağız. Burada kalan aralık sesin tam yarısı değil, biraz daha azı. Yarım iş yapmak, yarım ağza söylemek gibi deyişlerimizden yarım sözcüğünün sadece matematiksel bir ifade olmadığını hatırlayabilirsiniz. Aynısı Latince adı olan semitonus'taki semi için de geçerli. Pisagor sisteminde ezgisel olarak kullanılan yarım ses budur ve doğal olarak mi fa arasında bulunur. Orta Çağ ve Rönesans'ta si notası olmadığından yarım sesler mi fa olarak ifade ediliyordu. Ezgisel olarak kendine özgü bir yumuşaklıkla özdeşleştirilmiş ve bu karakteri ut ve fa notalarıyla ilişkilendirilmiş. Ancak aynı anda duyulduğunda o kadar yumuşak olduğu söylenemez. Böylece dörtlü ve beşlileri oluşturan yapı taşlarını tamamlamış oluyoruz. Daha büyük aralıklar bunların birbirine eklenmesiyle kurulabilir. Buraya kadar elde ettiğimiz Pisagoryen aralıkları piyanodakilerle kıyaslamamız durumunda oktavlar aynı, tam beşli ve büyük aralıklar daha büyük, dörtlü ve küçük aralıklar daha küçük olacaktır. Piyanoda oktav hariç hiçbir aralık doğal oranında değilken Pisagor sisteminde oktav, beşli ve dörtlüler doğaldır. Ancak bu yüzden üçlüler ve altılılar doğal oranlarına piyanodakinden bile daha uzaktır. Seslerin bu ilginç doğası batı tarzı çok sesliliğin evriminde uzlaşmayı gerektirmiş ve her şeyin mükemmel olduğu bir sistemi pratikte hemen hemen imkansız kılmış. Belki bir gün biz de seslerden ilham alır ve uzlaşmadan uyum olamayacağını öğreniriz. Hoşçakalın.